Hadisler sıhhat ve zafiyetine göre ikiye ayrılıyordu. Bunlar birincisi sahih, yani makbul merdut diye ayırmıştı değil mi? Biz onu geçen hafta makbul merdut diye ayırmıştık. Daha sonra makbulü ikiye ayırdık. Sahih ve hasen diye merdudu da ayıracağız. Merdudu da ayıracağız. Evet, şimdi makbulü ikiye ayırdık ya, sahih hasen diye. Şu anda sahihten başladık ve sahihin tarifini yaptık. Sahih hadis neydi? مَتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطَ عَنْ مِثْلِهِ لَا مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَّهِ demiştik. Evet, şurada yapmıştık tarifini. Evet. مَتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطَ عَنْ مِثْلِهِ لَا مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَّهِ. Şaz ve illet olmadan senedin başından sonuna kadar adil, zabıt ravilerin muttasıl senetle rivayet ettiği hadislere sahih hadis denilir dedik. Burada beş şartı anlatmıştı. İttisalü senet, adaletur ruvat, zabtur ruvat, ademüş şüdüd, ademül ille. Evet, şaz işte ne demek? Sikanın kendisinden daha kuvvetli bir raviye muhalefeti demişti. Bunu ileride başka bir şey daha ekleyeceğiz buraya, sikanın yanına. Ademül ille dedi, illette görünmeyen gizli bir sebep, herkesin hemen anlayamayacağı bir hadisteki kusurdu. Onu işin ehli anlıyordu sadece, derin bilgi işte bu ilmin mütehassısları anlıyordu. Evet, şurutuhu dedik, bu beş şartı birisi bile olmazsa hadis sahih olmaz. Kimi şartı kaybettiğinde hasene iner, kimi şartı kaybettiğinde direkt zayıfa da indiği olur duruma göre. Misal verdi. Evet, bu böyle bir hadis sahihtir. Niye? Senedi muttasıl dedi, onu söyledi. Raviler adildir, zabıttır. Yani hıfsları yerindedir, zabıtları. Bu zabıt iki türlü olur demişti. Zabdu sadır, zabdu kitabet. Değil mi? Ezberindense ezberini unutmayacak. Kitaptan, yazdığı defterden naklediyorsa o defterini koruyacak. O defterin içindekilerinin işte başkaları tarafından değiştirilmesine mani olacak. Öyleleri de var çünkü. Hadis tarihinde okursanız mesela kimi muhaddisler, büyük muhaddisler işte varrak denilen, yani sekreter gibi bugün kişileri, yardımcıları, yani onları tutuyorlar. Bunlar o muhaddisin, büyük muhaddisin hadis kitaplarını, defterlerini, o yazdıkları nüshaları muhafaza ediyor, derliyor, topluyor, işte bölümlere ayırıyor. Mesela bir ev dolusu diyelim, böyle yazılı belge. Onları işte düzenleyen, saklayan, muhafaza eden kişilere varrak deniliyor. Başka isimler de veriliyor. Mesela bazılarının hayatını okuduğumuz zaman diyor ki usibe, mesela falan muhaddis, büyük muhaddis, usibe bi varrakihi diyor. İşte hayatının bir bölümünde, yani bir dönem varrak, yani yardımcısından çok sıkıntı çekti. Ne yapmış adam? İşte bir aralarında bir şey olmuş. Ne diyelim? Rekabet olmuş veya başkaları bunun aklını çelmiş, bu yardımcının. Demişler ki şu adamın hadislerini, işte kitaplarındakileri oyna, değiştir. İşte böyle, yani o büyük muhaddisin belgelerine, kitaplarına, defterlerine, o yazılı şeylerine müdahale edilmiş. Edilenler olmuş veya edilmeye çalışılmış diyelim. Tabii bunu muhaddis fark ediyor. Yani böyle değişik olaylarda olduğu için zapt-ı sadır, zapt-ı kitabet diye kitabını da bir muhaddis, o hadis yazdığı nüskasını da düzgün muhafaza edecek. Birileri gelip orada değişiklik yapmayacak. Değişiklik yaparsa ne yapması lazım? Hemen fark edip düzeltmesi lazım. Bununla ilgili de böyle çok yaşanmış olaylar, kıssalar anlatılır hadis tarihi kitaplarında. Evet, burada adil zabıt dedi, onların cert adilindeki durumlarını verdi. Bakın şu sekatün, mutkinün falan var ya, bunlar imam, hafız, fakih, sika, bunlar cert adil mertebelerinden, yani tadil mertebelerinden. İşte bir de cerh şeyleri var, terimleri var. Onları da daha sonra
göreceğiz. Yani hepsinin mertebeleri aralarında tabii farklı bir farklılıkları var. Şaz ve illet olmadığını söyledikten sonra beş şartı yerine getirdiği için bu hadise sahihtir dediği hükmünü söyledi. Vücubul ameli bi icma'i ehlil hadis. Tabi amel vaciptir. Ve men yu'teddu bihimnel usuliyyinel fukaha vel fukaha. Usulcüler yani usulü fıkıh ve fakihler de öyle demiş. Ve huve hüccetü min hücceci şer'a. La yes'a'ul müslüme terkül ameli bihi. Evet. Ya burada tabii ki sahih hadisle amel vaciptir ama eğer o sahih hadis, yani her sahih hadisle amel vacip değildir. Her sahih senetle gelen rivayette bunları yeri geldikçe söyleyeceğiz. Yani nesh olma ihtimali olabilir. Nesih diye bir şey var. Yani başka bir hadis gelmiştir. Onun hükmü kalkmıştır. İşte amel edilmeyen, yani amel edilmeyen sahih hadisler demiştik. İmam Tirmizi de kendisi rivayet ediyor. Diyor ki bu iki hadis bütün işte yani ravileri sikadır, sağlamdır senetleri ama hiç kimse bu iki hadiste hiç kimse yani hiçbir fakih amel etmemiştir. Dört mezhep onun dışında hiçbir fakih amel etmemiştir diyor. İşte bir de mesela Abdullah bin Vehb var. İbn Vehb diye meşhur Abdullah bin Vehb. O diyor ki biz İmam Malik'le olması lazım. İmam Malik'le tanışana kadar diyor her sahih hadisle amel edildiğini zannederdik. Ama onunla tanışınca aralarında işte taarruz olanlar var, nesk olanlar var, birbirleriyle tercih edilenler var. Onun için her sahih hadisle amel edilmez. Amel kısmı biraz da fakihlerin, usulcülerin ve fakihlerin, fıkıhçıların işidir. Onun için işte bugün bir sahih hadis hemen Buhari'den bir hadis getirip veya Müslim'den bu sahihtir, Hanefiler buna niye amel etmiyor? Vesaire onları yeri geldikçe gireceğiz ve onlar da tabii farklı. Yani bunlarla gelip bir müçtehit ilzam edilemez. Sen bu hadislerle niye amel etmiyorsun? Bunlar sahihtir falan diye ilzam edilemez. Onlar da tabii şeyleri var, gerekçeleri var. Evet. Şimdi geçtik. Nereye geldik? Altıncı başta gelmiş. El muradu bi kavlihim hâzâ hadîsun sahih. Şimdi sahih hadisle ilgili konulara girecek müsannif. Başka konulara girecek. Sahih hadisle ilgili birkaç mesele var. Onları alacak. Yani sahih konusu biraz geniş gidiyor. Şimdi tarifini biz yaptık. Tarifini yaptık ama ondan sonra sahih ile ilgili başka konulara da girecek. Evet. Hocamız demiş ki itikat yönünden mi, fıkıh yönünden mi sahih amel edilmez dediniz. Yani fıkıh yönünden. Amel edilmez dediğimiz fıkhi meseleler daha çok ahkam konusunda, itikat değil. O zaten ayrı bir saha. Orada çok şey yok, çok tartışma yok. Fıkıh yönünden bu tartışmalar daha çok oluyor. Yani birisi bir muhaddisin rivayet ettiği hadise getiriyor, sahih diyor. Yani bu da içtihat işidir, içtihat meselesidir. Her fakih aynı zamanda bir usulü vardır. Yani hadis usulü vardır her fakihin. İmam-ı Azam'ın hiçbir usulü olmadan mı hadisleri kabul ediyordu? Veya İmam Şafii veya diğer muhaddisler, fakihler. Her müçtehid olan birisinin şartıdır zaten hadislere vakıf olması. Vakıf olmak demek zaten en başta usulle ilgilidir. Yani hadis usulü onda vardır. Menheci bir metodu vardır. Önüne gelen hadisi almıyordur. Onda bir cerh-tadil anlayışı vardır. Zaten müçtehid olamaz olması. Onun için getirip işte diyelim ki Buhari'de bu hadis var, sahihtir. Siz niye almıyorsunuz Hanefilere? Denmez. Çünkü müçtehidin, o mezhepteki müçtehidin de zaten hadis usulü anlayışı vardır. Ona göre sahih değildir veya ondan daha sahih bir rivayet görmüştür, onu tercih etmiştir vesaire. Yani çok sebebi olabilir. Onun için böyle düz mantıkla bu hadis sahih, o zaman siz de amel edin deyip o müçtehidin önüne konulamaz. Yani itiraz olarak getirilemez diyelim. Evet, bu meseleler biraz tabii çok farklı yerlere gidiyor. Detaylı konu onları yeri geldiğince konuşuruz. Evet. El muradu bi kavlihim hâzâ hadîsun sahîhun. Yani kitaplarda hâzâ hadîsun sahîhun ibaresi ifadesi geçtiğinde bu hadis sahihtir. Ev veyahut da hâzâ hadîsun gayru sahîhun, bu hadis sahih değildir ifadesi geçtiğinde bundan maksat nedir, bunu nasıl anlamalıyız diyor müellif. Böyle bir konuya girdi. Dedim ya sahih hadisle ilgili genel ama önemli meselelere tabii ki önemli meselelere değinecek. El muradu bi kavlihim hâzâ hadîsun sahîhun. Bu sözle maksat, kasıt nedir? Enne şurutal hamsete es-sabikate.
Geçen 5 şart var ya, geride sahih için saydığımız. 5 şart, yani İttisalü senet, adalet-i ruvat, zapt-ı ruvat, adem-ül ünlü, adem-ül şüzü. Bu şartlar kad tehakkakat fihi. Bu hadiste tam olarak yerine gelmiştir, tahakkuk etmiştir demek. Bu hadis sahihtir demek. Yerde geçen 5 şart bu hadiste tas tamam bulunmuştur, yerine gelmiştir anlamı. La şu demek değil ennehu bu hadis maktu'un bi sıhhatihi kesin yani kat'i şekilde sahihtir fi nefsil emr. Hakikatte yani nefsül emirde bu hadis bizzat %100 Resulullah Efendimizin ağzından bu şekilde dökülmüştür. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat bunu buyurmuştur demek değil. Yani niye bunu diyemiyoruz? %100 Peygamberimiz bunu buyurdu. Niye diyemiyoruz? Li cevazil hata'i ve nisyan alet dikkati. Licevazel hata yanlış yapma ihtimali olduğu için ve nisyan unutma ihtimali kime alet sikat. Sika güvenilir sağlam ravilerin de yeri geldiğinde hata yapma, unutma, yanılma ihtimalleri yani ihtimaldir, insandır. İhtimal dahilinde bunlar olduğu için biz gördüğümüz bu hadislere %100 yani senedi sahihtir diye bu 5 şartı taşıyordur diye %100 Resulullah Efendimiz böyle buyurmuştur. Yani bunu itikat edemeyiz. Yani şu demek burada bir pay bırakılması lazım. Yani mütevatir gibi %100 değildir. He ama bu %100 olmaması amele engel mi? Ondan fıkıh çıkarmaya, fıkhi hüküm istinbat etmeye, fıkhi konularda delil getirmeye engel midir? Tabii ki değildir. Fıkhi hükümlerin zaten %90'ı böyledir. Yani hani diyorlar ya fıkhi hükümlerin %90'ı büyük veya işte büyük çoğunluğu zannidir diye oradaki zandan maksat kati olmayan demek. Yani %100 olmayan, %90 olabilir, %95 olabilir. Yani bütün bizim fıkıhtaki amel ettiğimiz konuların hepsinin delilleri ayet ve mütevatir hadis midir? Değildir. Ayet ve mütevatir olduğu zaman tamam %100 diyoruz, kat'i. Ama sahihe indiği zaman ne kadar kuvvetli sahih olursa olsun yani %100'lükten aşağı indi mi ona artık maktuun bih yani şey denmiyor, kat'i denmiyor. Dolayısıyla zanni ama bu Türkçedeki zan, şüphe, şek böyle vehim o manada değil. Bunların hepsi farklı aslında. Zannı galip yani %100'e yakın bilgi demek. O öyle anlayalım. Ha, burada da sahih hadisler bu şekilde hadi hadisin sahih dendiği zaman bu bütün zahir anlamı bütün şartları taşıyor. Bu çok yüksek ihtimalle Resulullah Efendimiz'e aittir ama %100 mütevatir gibi değildir. Ondan bir tık bir diyelim seviye aşağıdadır. Geride zaten kısımlarını ayırmıştık. Sahih hadiste böyledir. He, ama bunlar kesinlikle amel vaciptir. Yani bunlar dediğimiz gibi çok şüpheli diye anlamayalım. %99 bile olsa bir bilginin kesinliği ona yani teknik anlamda zanni denildi. %100 olmadığı için tabii zanni galip oluyor. Aşağı indiği zaman %100'den bir düştüğü zaman bu şekilde zannı galip deniliyor. Fıkhın zaten büyük çoğunluğu da böyledir. Evet. Evet, zan ile şek, vehim onlar karıştırılıyor. Şek bir altta, vehim daha da alt seviyede. %50'den de alt katlara düştüğü zaman vehim deniliyor. Şek de 50-50, %50, %50. Onun yukarısı %60, %70, %80, %90. Oralar hep zannı galip. Tamam. Öyle anlayalım. Evet, mütevatir olmadığını ifade etti yani. Vel muradu bi kavlihim. Peki şu sözlerle murat hada hadisun gayru sahih demekle neyi kastediyorlar? Ennehu lem tetahakkak. Gerçekleşmemiştir. Fihi o hadiste ne şurutu sıhhatil hamseti sabıkati. Geride geçen 5 sayı hadisin 5 şartı vardı ya. Onlar gerçekleşmemiştir. Sağlanmamıştır. Küllüha o şartların tamamı ev ba'duha veya bir kısmı. Yani burada o şartlardan ba'duha diyor ya bir tanesi bile gerçekleşmese o 5 şarttan bir tanesi gerçekleşmese o sahihten düşer. Ya hasene iner ya da zayıfe iner duruma göre. Evet. Bu demektir. Yani o 5 şart tam manasıyla bulunmuyor demek bu hadiste. La ennehu şu demek değil. Ennehu o hadis. Kezibun fi nefsil emr. Yani hakikatte yani %100 bu yalandır. Yanlıştır. Yalan bilgidir. Bunun hiç Resulullah Efendimizle alakası yoktur demek değil. Hangi ifade için dedik bunu? Hâzâ hadîsün gayru sahihin ifadesi için dedik bunu.
Yani bir hadis sahih değildir dendiği zaman anlayacağımız onun hakikatte de Nefs-ül Emir'de de yani tamamen böyle yalan uydurma olduğu anlamında değil. Niye? Li cevazi isabeti men huve ketirul hata. Li cevazi isabet, isabet doğru yapmak, tutturmak, doğru yapması. Kimin? Men huve ketirul hata. Hatası çok olan bir kimsenin doğru söyleme ihtimali de caiz oldu. Yani bu da bulunduğu için. Yani biz bakarız, ravileri zayıftır, sorumlu raviler. Ama yani zayıf ravi demek de bu adam sürekli mi yanlış rivayet ediyor? Diyelim ki hafızası zayıf. Tamam zayıf da bu adam her rivayet ettiği hadiste mi yanlış yapıyor, yalan söylüyor veya neyse hata yapıyor? Yani diyelim ki 100 hadis rivayet ediyor. 50'si doğru tam rivayet ediyor. 50'sinde hatalar yapıyor. Bu adama da zayıf denebilir. Veya 60'ında yanlış yapıyor. 40'ında doğru düzgün rivayet ediyor. Bu adam yine zayıf sayılır. Ama burada işte o %40'lık kısmı unutmayalım. Adamın bazı doğruları da olabilir yani. Her rivayet ettiği böyle yalan yanlış denmez. E peki bu nereden anlaşılır? Başka sahih sika ravilerin rivayetlerine bakılır. Yani tutarsa demek ki bu zayıf da olsa bu hadiste doğruyu tutturmuştur, isabet etmiştir, hata yapmamıştır denilir. Yani burada o ihtimalleri değerlendirmek için bu ifadeleri kullandı. Yani bundan biz nasıl anlayalım burayı? Yani ne demek istiyor bu paragrafta? Yani bir hadis sahih dendiği zaman mütevatir gibi %100 amel edilme bakımından sıkıntı yok. Amelde zaten amel vaciptir. Ama itikadi olarak bunu Resulullah Efendimiz %100 söylemiş midir? %100 diyemesek de büyük ihtimalle söylemiştir. Zaten biz hani hadislerin sonunda diyoruz ya hani hadis-i şerifleri işte hutbede falan okuduktan sonra ne diyoruz Fî mâ sonunda? gâl ev kemâ gâl. Ha, fî mâ kâl ev kemâ kâl. Yani Resulullah Efendimiz dediğine göre veyahut da buna benzer bir ifade. Ev kemâ kâl. Veya Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam lafızlar bu olmayabilir ama buna yakın bir manada bir şey söyledi demektir. O ihtimali hani yalancı olmamak için veya bu hani böyle çok ihtiyaten söylenen bir ifade bir bu. Yani ben burada bu hadisi naklettim. Muhaddisler bu hadisi naklediyor ama bu hadisin metinleri Resulullah Efendimiz'e %100 ait olmayabilir. Lafızlar değişebilir ama bu manada hadis var demektir. Evet. Evet. Evet, zayıf hadis başka hadiste teyit edilirse hasen gayrihim olur. Evet, olacak. Evet, onları da göreceğiz. Şartlar var tabii. Yani takviye, kuvvetlenme meselesi var. O da başlı başına bir konu. Hadislerin takviyesi var. Zayıf hadis başka sağlam yollardan veya başka senetlerle gelirse tabii ki kuvvetlenir. Evet. Hel yüczemi. Şimdi başka bir konu. Hel yüczemi fi isnadin ennehu asahhu lesaniydi mutlaka. Hel yüczemu kesin olarak söylenebilir mi? Cezeme yani kesin söyleme. Yani kesin bir hüküm vermek. Ne konusunda kesin söylenebilir mi? Hüküm verilebilir mi? Fi isnadin herhangi bir isnat hakkında ne diye kesin hüküm vermek? Ennehu asahhu lesaniydi mutlaka. Yani hiç kayıtsız, şartsız bu senet, bu isnat, isnatların, senetlerin en sağlamıdır, en sahihidir. Bir senet için böyle bir ifade kullanılabilir mi diyor. Herhangi bir isnat için, hani bir ravi zinciri diyelim, ravi zinciri için, senet için, bu senet, dolayısıyla bu senette gelen hadisler, senetlerin en sahihidir, hadislerin en sahihidir denilebilir. Bunu diyecek ki, aslında böyle bir kesin hüküm vermek doğru değil. Niye? Çünkü aynı senetle de gelse, yani diyelim ki işte bir Malik, Annafi, Ali bin Ömer diye bir senet, ravi senedi, zinciri. Bunlar tamam, imamlar, çok büyük muhaddisler, tamam. Onların yanında başka yollar da var yine böyle sağlam. Ama bunların her rivayet ettiği hadis en üst seviyede sahih hadis midir? En üst seviyede. Çünkü sağlam, diyelim ki sağlam bir yol olsa da bir sika ravi her rivayet ettiği hadisi hep en üst seviyede sıhhat şartlarıyla rivayet etmeyebilir. Zaten vakada böyledir. Yani sika ravi de olsa bu da sonuçta bir insandır. Bir harfini, harekesini, şuyunu, buyunu bir eksik rivayet edebilir. Sika ravi demek %100 bütün rivayetlerini tam rivayet ediyor demek değil. Yani hatası çok az demek. Ama var hatası. Onun için bir isnada, bu isnatta gelen hadisler mutlak yani hiç kayıtsız, şartsız bütün işte senetlerin, hadislerin en sahihidir diye hüküm vermek doğru olmaz.
her hadisi kendi içerisinde, her senette gelen hadisi kendi içerisinde değerlendirmek lazım diyecek. El muhtaru tercih edilen görüş ennehu şudur ki la yuczemu kesin hüküm verilmez ki isnadın herhangi bir isnad hakkında ennehu ve sahhu ve senedi mutlaka. Onun yani hiç genel olarak yani ne şartta olursa olsun senetlerin en sahihidir diye bir isnada bu şekilde böyle hüküm vermek. Bu bir isnadın en sahih isnat olduğu ne şartta olursa olsun her zaman bu isnat ve bu isnatta gelen hadisler en sahih hadislerdir diye böyle genel bir hüküm vermek yanlış olur diyor. Yani la yüzen olmaz böyle bir ifade kullanmak doğru değildir diyor. Niçin? لِأَنَّ تَفَاوُتَ مَرَاتِبِ السِّحَّةِ لِأَنَّ تَفَاوُتَ مَرَاتِبِ السِّحَّةِ Sıhhat derecelerinin farklılığı mebniyün bağlıdır. Bina edilmiştir yani bağlıdır. Ne üzere yani neye bağlıdır? عَلَى تَمَكُّنِ isnadi. İsnadın sağlamasına bağlıdır. İsnadın neyi sağlamasına? مِنْ شُرُوتُ السِّحَّةِ Sıhhat şartlarına. Çünkü sıhhat şartları, sıhhat mertebeleri var ya, sahihlik derecelerinin farklılığı isnadın o sıhhat şartlarını sağlamasına bağlı. İsnad o sıhhat şartlarını tam olarak sağlıyorsa, yani en üst seviyeden her şart, diyelim o beş şart var ya sahih şart. Bu beş şart bu hadiste hep en üst seviyeden var. Yani zabıtsa bu ravi en çok hafızası kuvvetli olan ravi. İşte muttasılsa bunun senedinde hiç ittisal şüphesi bile yok. Yani o şartları hep en üst seviyede. Yani o şartların da ne anlıyoruz buradan? O şartların da dereceleri var. Yani birisi de muttasıldır, diğeri de muttasıldır ama ne diyelim birisinde bir böyle soru işareti olan bir yer vardır. İşte muttasıldır ama işte icazetle almıştır falan. Muttasıl denilir ona da. Yani munkatı denmez. Bunun gibi böyle yani toleranslı yerler vardır ama yine asgari olarak şartları sağlamıştır. Birisi ise en mükemmel şekilde o beş şartı bulunduruyor. Şimdi bunlar aynı mı diyeceğiz? Değil tabii ki. Yani bunların meratibü sıhha, sahihlik dereceleri farklıdır. Bu neye bağlıymış? İşte bu sıhhat şartlarını tam %100 mü bulunduruyor yoksa %90-95 mi bulunduruyor vesaire. Ve yenduru nadirdir diyor. Nadir Türkçedeki nadirdir. Ne? Hakkuhu a'led derecati, yani derecelerin en üst seviyesinin bulunması, en üst seviyede, hani o dedi ki o şartlardaki, o şartların yani en üst seviyeden bulunması, tahakkuk etmesi çok nadirdir diyor. Nerede? Fî cemî'i şurûtu sıhhati, sıhhat sahihlik şartlarının tamamında a'led derecat dediğimiz, en üst seviyeden bu şartların tahakkuk etmesi, bulunması nadirdir. Yani bir hadis her beş şartı da en üst seviyeden kendisine bulunduruyor, en mükemmel şekilde bulunduruyor. Bu azdır diyor. Çok azdır. İlle bir yerde böyle işte tolerans gösterilip de tamam ha bu da işte sayılsın. Adil sayılsın. Veya işte ne bile muttasılda bir şey var. Tamam muttasıl sayılır. Muttasıl hamledir gibi. Böyle tolere edilen yerler olabilir diyor. Hepsinin mükemmel bulunduğu hadis, o beş şartın tam bulunduğu hadis nadirdir diyor. Vardır tabii ki. Bunlar vardır. Ama çok çok değildir. Fel evla, o zaman doğru olan, evla olan nedir? El imsakü, uzak durmaktır. Anil hükmü, hüküm vermekten uzak durmak. Neye hüküm vermek? Ne isnadın? Herhangi bir senet isnada ne diye hüküm vermek? Bi ennehu sahhu lisanedin mutlakan. Yani bu her ne olursa olsun senetlerin en sahihidir. Bu yolla gelen, bu ravi zincirle gelen hadisler mutlak. Yani mutlak ne demek burada? Yani her bu senet zinciriyle gelen bütün hadisler bunun dışındaki, bu senet dışında gelen hadislerin hepsinden sahihtir. Demek bu doğru değildir diyor. Doğru olan bundan uzak durmaktır. Böyle kesin hüküm, genel hüküm vermek doğru değildir diyor. Evet. Şimdi burada anlaşıldı değil mi? Yani burada şunu ifade etmek istiyor. Bir ravi zincirini görüp, ha tamam bunlar hepsi sağlam, bu yoldan ne gelirse, ne hadis gelirse en sahih hadis bunlardır denmez. Çünkü o yoldan bir hadis gelir, hasendir, az sahihtir, birisi daha sahihtir, farklılıklar olabilir. Yani böyle standart, böyle işte seri üretim gibi düşünmeyin, bir fabrikasyon, ne çıkarsa hepsi aynı, öyle değil. Ravi mesela bir
Oraviler çok sağlamdır ama bir rivayette birisi işte gafletine gelmiştir. İnsan unsuru var çünkü burada. Sikadır, sağlamdır, imamdır hatta ama gafletine gelmiştir. Var yani bugün İmam Malik'in bile işte hatalarını mesela başka imamlar diyor ki şurada hata yapmıştır. Nadir de olsa oluyor. Bunu fabrikasyon gibi buradan bu senetten ne gelirse en sağlam budur demek yanlış olur diyor. Her hadisi senedi kendi başına değerlendirmek gerekir. Ve maalesef bununla beraber fakat nukile an bazı eğimme bazı imamlardan nakledildik. Ne nakledildi? El kavlu hüküm ne konusunda fi esah ile sanid? Şu esah ile sanid konusu. Bu da yani bu artık bir başlık gibi olmuş. Esah ile sanid konusunda bazı imamlardan çeşitli görüşler, nakiller geldi diyor. Yani şu işte şu senetle gelen hadisler en sahih hadislerdir. Şu senetler en sağlam senetlerdir, isnatlardır gibi böyle görüşler var diyor. Ve zahir anlaşılan diyor zahir olan enne külle imamin her imam racceha tercih etti. Neyi? Mâ kavî kendine göre, kendine göre, kendi katında yani kendisine göre sağlam olan, kuvvetli olanı tercih etti. Tabii doğaldır bu. Her imam kendine göre gördüğü işte demiştir ki şu sahih senet yani en sağlam senet budur diyebilir. Femin tilkel ekvali işte bu görüşlerdendir diyor. Enne sahaha senetlerin esanide gidiyor. Ha esanid. Senetlerin en sahihi diye söylenen görüşler o senetler şunlardır ve sahipleri şunlardır diye. Yani bu da bir tali konu. Yani sahih hadisin sahih hadisle ilgili ikincil bir konu. Aslında böyle ana konulardan değil. Tamam mı? Esah öyle senet konusu bu şekilde. Mesela isnatların en sahih diye söylenen senetler nelermiş? Hangi senetlermiş? Birincisi Zühri Salim an Ebi mesela. Burada an Ebi var. İmam Zühri İbn-i Şerbe Zühri Salim an Ebi dediği Ebi kim oluyor? Salim'in babası. Kimdir o? Ali bin Ebi Talib. Abdullah bin Ömer bin Hattab. Evet doğru. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in oğlu Salim'in babası. O zaman Salim Hazreti Ömer'in torunu oluyor. Tamam mı? Abdullah bin Ömer'dir o meşhur sahabi var ya Hazreti Ömer'in oğlu. Ebih dedi o. Salim de onun oğlu. Demişler ki bu senetle gelen bazı alimler bunu en sahih isnat saymışlar bu yolda gelen hadislere dolayısıyla. Kim bunun en sahih senet olduğunu söylemiş bu zincirin? Ruviye zelike bu rivayet edildi. Yani bu yolun en sahih senet olduğu, sahih senet olduğu rivayet edildi. Kimden? An İshak bin Rahuye ve Ahmet bin Hanbel. İshak bin Rahuye ve Ahmet bin Hanbel bu senet zincirinin, bu isnadın en sağlam olduğunu söylemişler. Evet. Müellif yukarıda neye karşı çıktı? Dedi ki, tamam imamlardan böyle nakil vardır ama bu imamlar şu iddiada da değil. Yani Ahmet ve İshak bin Rahuye. Yani bu senetle ne gelirse gelsin diğer senetlerin hepsinden sahihtir demek değil. Yani genelleme yapmadı ama genel olarak yani genelleme dedim hani tamamının bu senetle gelen hadislerin tamamının diğer bütün hadislerden hangi senetle gelirse gelsin bütün hadislerden üstündür diye bir iddiaları yok. Ama çoğunlukla bu senetle gelen hadisler diğerlerine göre daha kuvvetli oluyor bu imamlara göre. Mesela ikincisi nedir? B. İbn-i Sirin. Tamam Muhammed İbn-i Sirin var ya meşhur. Tabi'in. An Abide, Abide Selmani. Bu da An Ali'in Ali radıyallahu. Burada yani bunun da sahih-i senet olduğu söylenmiş. Kim? Ruviye zelike an İbn-i Medine. Ali İbn-i Medine bu. Ali İbn-i Medine kimdir? Ali'yi de güzel yazmadık. Ali İbn-i Medine. İmam Bukhari'nin meşhur hocası. Kitab-ül İlal sahibi tamam mı? Ali İbn-i Medine çok meşhur muhaddistir. 234 vefatlı Cerh Tadil illet alimdir. Hani en hadisteki en zor konu hadislerin illetine vakıf olma. Mütehassıs alimlerin, uzmanların ancak anlayabileceği. Zahirde hadis sağlam görünüyor. Ama onu bir masaya yatırıyor şey. Ali İbn-i Medine gibi birisi. Bakıyor ki şurada şurada sıkıntılar var diyor. İşte bu mütehassıslardan birisi Ali İbn-i Medine'dir. İmam Bukhari bu hocası hakkında diyor ki Ali İbn-i Medine hakkında Ali bin el-Medini işte Türkçe'de böyle yazılıyor. Mestesgartu nefsi inde ahadin illa Ali ibn el-Medini diyor. Mestesgartu nefsi. Yani kendimi hiç küçük görmedim diyor kimsenin yanında. Yani zaten 11 yaşında hocasının hatalarını düzeltmeye başlamış İmam Bukhari.
Hocası dahiliyenin halakasına girmiş 11 yaşında. Demek ki önceden de meclislere gidiyordu. Demiş hocam şurası şöyle, bu ravisi şöyle söylediniz ama o senette şu vardır falan. Hocası 11 yaşında çocuk diye ilk pek şey yapmamış. Yarın gelip demiş ki doğru senin dediğin gibiymiş diye. Ondan sonra Bukhari'nin adı duyulmaya başlamış. Yani. Öyle birisi İmam Bukhari. Dolayısıyla böyle birisinin bunu sözü söylemesi de normal yani. Bunu kibir olarak saymayın. Mestestartu nefsi diyor. Kimsenin yanında kendimi küçük böyle aciz görmedim. Ancak diyor Ali İbn-i Medin'in yanına gidince baktım ki derya kendimin hiçbir şey olmadığını farkına vardım diyor. Sonra onun dizinin dibine çöktüm. Ali bin el-Medini öyle birisi. Evet, Ali bin el-Medini'ye göre bu. İbn-i Sirin, yani Muhammed İbn-i Sirin, Abid Ali. Vel-Fellas. Fellas da, bu da... Hocam, bu duruma örnek var mıdır? Hangi duruma? Mesela bak, işte normal baktığımız zaman hadiste sıkıntı yok ama masaya yatırıldığı zaman sıkıntı evet. Olan bir hadis, örnek. Var var, onun zaten konusu gelecek müstakil. İllet konusu gelecek. Tamam hocam. Müstakil gelecek, var onlar tabii ki. Evet. Üçüncü en sayı isnat demişler. Bunları hızla okuyup geçelim. Yani bunları çünkü ezberlemek veya öyle bir şey de yok. Sadece duymuş olacağız. El-A'meş, bu da İmam Azam'ın aynı muasırı. Süleyman bin Mihran El-A'meş, büyük muhaddis. An İbrahim en-Nehai bu da. Zaten Hanefilerin şeyi buradan geliyor. Mezhebin genel fıkhi yolu, aynı zamanda hadisleri buradan geliyor. İbrahim Nehai, Alkame meşhur. Abdullah da Abdullah deyince ne alınacağız? Abdullah mutlak gelince. Hadislerde... Mesut. Evet, Abdullah mutlak yani kayıtsız sadece Abdullah gelirse hadiste Abdullah İbni Mes'ud anlayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Yani tefsirde falan Abdullah İbni Abbas anlaşılır ama burada hadis ilminde Abdullah İbni Mes'ud anlaşılır. Evet. Ruviye zelke an İbni Ma'in. Yahya İbni Ma'in bu da meşhur Şerh Tadil Alim ve büyük muhaddis Ahmet bin Hanbel'in akranı arkadaşı Yahya bin Ma'in bunun olduğunu söylemiş. Geçtik. Başka bir yol. Zühri, İbn-i Şerbe Zühri var yine. An Ali bin Hüseyin, an Ebihi. Ali bin Hüseyin demek. Hazreti Hüseyin buradaki an Ebihi Hazreti Hüseyin oluyor zaten. O da yani Hazreti Ali'nin torununun adı da Ali. Oğlu Hüseyin, onun oğlu Ali. O şekilde bu yolun en sağlam olduğu söylenmiş. Rubiye derken Ebi Bekir bin Ebi Şeybe. Kimdir Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe? O hani meşhur Musannef var ya, Musannef İbni Ebi Şeybe. Musannef İbni Ebi Şeybe diyoruz. Oradaki İbni Ebi Şeybe işte Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Musannef sahibi. Evet, başka bir en sahih senet yol ne denmiş? Malik Annafi Ali İbni Ömer. Burada silsile zeyb de diyorlar buna, altın silsile. Ruhi ederken Anil Bukhari, İmam Bukhari'ye göre en sağlam yol. Yani bu yoldan gelen hadisler diyor, en sağlam hadislerdir demiş. Evet. O zaman biz ne deriz burada toparlama açısından? Yani doğru, bunlara sahih ve senet denmiş. Her alim kendine göre bir senedin sahih olduğunu, en sahih olduğunu söylemiş. Ama burada %100 bir genelleme yok. Ne demektir bu? Mesela Zühri Salim Anebihi dediğim şu birinci yol var ya, buradan gelen bütün hadisler, şuradan gelen bütün hadislerden sahih değildir. Bazen şu B dediğimiz İbn-i Sirin, Abide, Anali yolundan gelen bir hadis, Zühri Salim Anebi yolundan gelen bir hadisten yani tek tek karşılaştığı zaman daha sahih olabilir. Diğerler için de hepsi için bu geçerli. %100 genelleme yapmıyoruz. Evet. Geçtik bu konuyu. Bir başka konu. Mâ hu evvel musannefin sahihil mücerred. Yani sırf sahih hadisleri toplayan ilk kitap hangi kitaptır? Sırf sahih hadisleri toplama konusunda yazılmış, bu usta yazılmış ilk kitap hangisidir? Konumuz bu. Evet, sahih ya. Sahih ile ilgili şimdi kitapları da anlatıyor. Evvel musannefin fi sahihil mücerred. Evvel musannefin ilk musannef yani yazılan kitap fi sahihil mücerred. Sırf sahih hadisleri toplama hususunda yazılan kitap nedir? Sahihul Bukhari, İmam Bukhari'nin sahihidir. Thumma sahihul Müslim'in, sonra sahih Müslim'dir. İmam Müslim'in sahihi bu da. İmam Bukhari 256, İmam Müslim 261 vefatlarında yine aklımızda tutalım. Evet. Ve huma, bunlar hicri tabi. Ve huma, bu iki kitap, iki sahih kitabı. Asahhul kütübi ba'del Kur'an, Kur'an-ı Kerim'den sonraki en sağlam, en sahih kitaptır.
Ve kad ecma'atil ümmetu ala telak. Ve kad ecma'atil ümmet. Ümmet. Ümmeti Muhammed icma etmiştir. Ne üzere icma? Ecma ala ile. Ala telakki kitabeyhime. Bu iki Bukhari ve Müslim kitaplarını karşılama hususunda. Ne ile karşılama? Alma yani. Bil kabuli, kabulle alma. Yani ümmet Bukhari ve Müslim kitabını kabulle karşılama. Yani kabul etme hususunda demektir bu. Telakki bil kabul diye bu bir artık kavram olmuş. Telakki bil kabul demek kabul etmek, almak, kabulle karşılamak. Heh, ümmeti Muhammed bu iki alimin kitabını kabul etme hususunda ittifak halindedir. Kimse yani bu iki kitabı sıhhatini işte ne bileyim içerisindeki hadislerin durumunu tartışmamıştır. Tamam mı? Bu şekilde. Ha, bunun tartışmamıştır derken yani hiçbir şekilde üzerine konuşulmamış değil. Mesela İmam Darakutni gelmiş. El-İlzamat ve Tetebbu diye kitap yazmış. Orada 80 tane Buhari rivayetini işte 100 küsür de hatırladığım kadarıyla rakamlar farklı olabilir. İmam Darakutni o kitabında 100'den fazla da yani daha çok İmam Müslim'in biraz da Buhari'nin senetlerini daha çok senet üzerinden eleştirmiştir. İşte mesela onlar biraz daha tabii uzmanlık alanı yani zor bir konu. O metinleri değil yani senetlerdeki bazı işte hocalık talebe ilişkileri vesaire vesaire teknik olarak yani tamamen teknik konularda eleştirmiştir. Ha bu hepsinde haklı mıdır? Değildir. İmam Darakutni de eleştirenler olmuş yani sen böyle diyorsun ama Bukhari burada haklı, İmam Müslim burada haklı da denilen birçok konu var. Yani onlar tabii sıhhate zarar vermez. Metinler yine sağlamdır, sahihtir. Evet. Evet, şimdi ne dedik? Eyyuhuma asahhu. Peki, tamam. Ümmet Bukhari'yi de Müslim'i de kabul etti. Peki hangisi asah, daha sahih? Eyyuhuma asahhu. Vel Bukhari'yü asahhuhuma. Bu iki kitaptan İmam Bukhari sahih, daha İmam Bukhari'nin kitabı daha sahihtir. Yani bir derece daha üstündür diyelim. Ve ekseruhuma fevaide. Fayda bakımından daha çoktur. Yani faydası daha fazladır İmam Bukhari'nin. Yani incelikleri diyelim. İçerisindeki hani vermek istediği şeyler fıkhi baplara göre çünkü bazı konular fıkhi baplar üzerinden inceliyor. O manada faide dediğimiz içerisinden çıkarılacak hükümler bakımından Bukhari'ninki daha faydalıdır diyor o anlamda. Niye? Ve zâlike bunun içindir. لِأَنَّ حَدِيثَ الْبُخَارِيِ Çünkü Buhari'nin hadisleri eşed bir ittisalen. Yani ittisal bakımından eşed bir ittisalen ne demek? Yani ittisal muttasıl olması bakımından daha da kuvvetlidir. Daha muttasıldır. Hiç şüphe yoktur. Yani ravilerin o hoca talebe ilişkilerinde, isnat zincirlerinde hiç ihtilaf yoktur. Son derece bağları İttisalleri sağlamdır hocaların, talebelerin, ravilerin kendi aralarındaki. Ve evsekû ricalen. Yine Bukhari'nin hadisleri rical bakımından daha sağlamdır. Ve evsekû ricalen. Temizle kullanıyor bunları. Rical yani raviler bunlar da. Rical ravi demek. Ravileri daha sağlamdır İmam Müslim'e göre. Yani karşılaştırma yapıldığı zaman hani dedik ya sıhhatin en üst mertebesi var bir de alt dereceden sıhhati yakalamak var. Yani bir o beş şartı asgari derecede bulundurmak var. Bir de en üst seviyeden beş şartı tam mükemmel sağlamak var. Hepsi aynı değil. وَلَاَنَّ ف۪يهِ Daha niye Bukhari'nin üstünlük yönlerini söylüyor? Bukhari'nin üstün saymasının yönleri nedir? وَلَاَنَّ ف۪يهِ Çünkü İmam Bukhari'nin sayında vardır. Ne vardır? مِنَ الْاِسْتِنْبَاطَاتِ الْفِقِيَ Fıkhi çıkarımlar, istinbat, fıkhi hükümler çıkarma. Bunlar var. Yani İmam Bukhari bazı konularda o hadisten hüküm çıkarıyor. Yani başlıkları o şekilde kurmuş mesela. Teracim-ül Bukhari dediğimiz başlıklarını o fıkıh konu üzerine koymuş. El-İmanu, kavlun ve amel demiş. Sonra işte aşağı hadisleri getirmiş. İşte bir fıkıh hüküm vermiş. Altına onun delili sadedinde hadisleri getirmiş falan. Böyle tamamen hani böyle hadis kitabı gibi de değil. Fıkıh konularda işlenmiş İmam Bukhari'de. Tabii o kendi içtihadına göre işliyor konuları. İmam Bukhari hangi mezheptendir derse, İmam Bukhari bir mezhebe bağlı değil. Kendisi müçtehitti zaten. Tamam mı? Onun fıkhi görüşleri, istinbatları, tahrişleri, işte tercihleri vardı. Daha ne var İmam Bukhari sayında? وَنُّكَتِ الْحُكْمِيَّ Hükmi yani fıkhi incelikler, fıkhi nükte, nüket
cemisi hükmi, yani ahkamla ilgili incelikler var. Mâ leyse fî sahih-i Müslim'in, İmam Müslim'in sahihinde olmayan. Evet. Böyle bir İmam Müslim'le Buhari arasında bir karşılaştırdı. Evet. Huz hâzâ diyelim buraya. Huz hâzâ, bunu al. Yani bunu iyi belle. Sonra devam ediyor konuya. Ve kevnu sahih-i Buhari'yi, Buhari'nin sahih olması. Ve kevnu sahih-i Buhari'yi, Buhari'nin sahihinin olması. Ne olması? Şimdi habere geldi. Esahha, daha sahih. Neden? Min sahih-i Müslim'in, İmam Müslim'in sahihinden daha sahih olması. Yani ondan daha üstün olması. İnnemâ huve bi'itibâril mecmû. Bakın burası önemli. Bi'itibâril mecmû. Genel itibariyle. Mecmû. Genel itibariyle. Ve illa. Aksi halde diyor. Fakat yücedü, bazen bulunur. Ba'dul ehadis. Kimi hadisler? Fî Müslim'in, İmam Müslim'de. Nasıl bulunur? Akva, bakın. Akva, daha sağlam. Kimden? Neden? Min ba'dil ehadisi fil Bukhari. İmam Bukhari'deki kim hadislerden daha sahih olabilir? Ha, o zaman ne diyor burada da? Yani bu Bukhari'nin üstünlüğü, Bukhari'nin genel %100 bütün hadislerinin İmam Müslim'in bütün hadislerinden sahihtir anlamında değil. Bunu böyle anlamayın diyor. İmam Bukhari'deki bütün hadisler sahih-i Müslim'deki bütün hadislerden üstündür diye anlamayın. Veya onlardan daha sahihtir diye anlamayın. Nasıl anlayın? Yani genele vurduğumuz zaman Bukhari'nin hadisleri mecmu itibariyle daha çok bu sahih-i Müslim'e göre daha kuvvetli çıkıyor. Bu ne demektir? Yoksa bazı Müslim'deki kimi hadisler, teke tek karşılaştırma yaptığımız zaman teke tek, hani her hadisi, bir tane hadis alıyoruz oradan, bir tanesi buradan alıyoruz, Bukhari'den, Müslim'den karşılaştırıyoruz. Burada her zaman Bukhari mi üstün çıkıyor? Hayır, bazen Müslim'in bir hadisi Bukhari'den daha sağlam olabiliyor. Anlatabildim mi? Konu bu şekilde. Yani bir itibar-ı mecmu dediği genel itibariyle, yoksa %100 bütün Bukhari'nin hadisleri bütün Müslim'in hadislerinden daha kuvvetli, daha sahih anlaşılmasın. Yoksa Müslim'deki kimi hadisler Bukhari'deki bazı hadislerden daha sağlam olabilir ki bu da vakidir, yani bu da vardır. Ve gîle, denildi ki inne fî sahih-i Müslim'in, inne sahih-i Müslim'in, İmam Müslim'in sahih-i sahhu, daha sahih diyenler olmuş İmam Müslim'in sahihine. Ve sevâbu huvel kavlul evvel, birinci görüş, yani İmam Bukhari'nin daha üstün olması. İkisi de sahihtir de İmam Bukhari'ninki biraz daha üst, bir üst derece esah. Doğru olan görüş budur diyor. Peki İmam Müslim'in sahihine daha sahih diyenler, yani İmam Müslim'in kitabına daha sahih diyenler olmuş. Mesela işte Malikiler de bu Kuzey Afrika, Cezayir, Fas, Tunus, işte daha önceki dönemlerde Endülüs'te, Maghrib denilen o bölgede İmam Müslim'in sahihi ve İmam Malik'in Muvatta, bunlar çok tercih edilmiş. İmam Bukhari'nin sahihi bunlara göre ikinci derecedeymiş. Yani böyle diyen alimler var. Yani şöyle demek lazım. Tabii doğru, İmam Bukhari'ninki bir derece daha üstündür. Ama İmam Müslim'in sahihinde kendi içerisinde Bukhari'ye göre artıları vardır. Bunlar hani geniş kitaplarda anlatılır. İşte mesela tertip bakımından, düzen bakımından tertip. Yani başlığı atıp altına hadisleri dizme, o konudaki hadisleri getirme, farklı hadislerin, yani bir hadisin çok farklı yerlerde olmaması itibariyle tertip, düzen açısından İmam Sahih, İmam Müslim'in sahihi daha üstündür mesela Bukhari'ye göre. Konularına göre değil mi hocam? Konularına göre, evet. Cami'dir biliyorsunuz. Cami okumuştuk değil mi bu kitabın girişinde? Cami ne demek? Yani bunların ikisine de cami deniliyor. İmam Müslim'inkinde biraz şüphe var. İmam Müslim'in çünkü tefsir bölümü yok Sahih-i Müslim'de. Kitab-ı tefsir bölümü yok. Ama Bukhari'de var. Cami deniliyor ikisine de. Yani cami neydi? Bütün konulardan içerisinde hadis barındıran kitaptı değil mi? Yani bütün konular. Tefsir, akaid, ahkam, işte siyer, tarih, megazi falan demiştik ya. Bunlara cami deniliyor. İşte başlığı attığı zaman İmam Müslim altına tam o konuyla ilgili hadisleri getiriyor. Böyle bir başlığın altında alakasız anlamı, işte manası, içeriği, orayla alakası olmayan hadisleri getirmiyor. Ama Bukhari'de böyle değil. Bukhari'nin tamamen kendine has bir uslubu, tarzı var.
Onun için hep Bukhari'yi ne yapmışlar? İhtisar etmişler. Dikkatini çekerse hep Bukhari ihtisar edilmiş. Tehzip edilmiş, düzenlenmiş falan filan. İşte tecrit nedir mesela? Bukhari tecrid-i sarih tercemesi var ya. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bastığı bu. Eski Babanzade Ahmet Naim Efendi diye. Şu benim tepede görünen eski şey baskılar. Bir de yenisi de çıktı şimdi. O mesela nedir? Tecrid-i sarih tercemesi. Bukhari diye geçiyor ama tecrid-i sarih nedir? Zebidi'nin, Bukhari'nin ihtisarıdır. Kısaltılması, işte seçilip tekrar derlenmesi. Niye? Çünkü Bukhari çok dağınık yani içerisinde. Bukhari bir hadisi 2'ye, 3'e, 5'e bölmüş. Bir hadisin bölümünü mesela bir konuyla alakalıymış, almış o bölümü orada almış. Diğer bölümünü başka bir tarih bölümünde almış. Bölümünü imanda. Bir hadisi böyle bölmüş. Taktı ne deniliyor buna? Taktı. Hatta mesela tekrarlar da var. Çok tekrar var. Bir böyle her konuyla alakası geçince o hadisi tekrar getirdiği için İmam Bukhari orada mesela 21 kere tekrarladığı hadisler olmuş. 21 defa hadisi ama ufak değişiklikler yaparak. Mesela birinde başını söylüyor, birinde sonunu, birinde ortasından bir cümle alıyor. İşte birinde bir şey ravilerin başka senetle zikrediyor falan filan. 21 defaya kadar işte çoğu parçalara böldüğü hadisler, tekrar aldığı hadisler. Yani içerisi Bukhari'nin sahihi zordur okumak. Yani dağınıktır. Çok hadis altyapısı olması lazım okuyan kişinin veya çok şerhlerden yararlanması lazım. Hani elime alayım da okuyayım Bukhari'yi falan, ders kitabı olarak falan okumak zordur yani başta. Evet, Müslim sahibi cami değil mi hocam demiş. Yani Müslim'e kitab-ı tefsir olmadığı için içerisinde, çünkü kitab-ı tefsir ana konulardan birisi, cami olması için de kitab-ı tefsirin de içerisinde bulunması gerekiyor. Cami demeyenler olmuş ama yine çoğunluk cami diyorlar. Yani o diyorlar işte kitab-ı tefsir olmaması, hani birçok konuyu aldığından onu da cami kabul edebiliriz diyorlar. Çok az bir kısım cami değil diyor. Ama yine çoğunluğun görüşü Müslim-i Sahih'de cami türünden diyor. Evet. Evet. Hocam, tamam, buradan yeni konuya geçelim. Şimdi başka bir konu. Ne burada? Yine sahih hadislerle ilgili. Sahih hadislerle ilgili ne konusu? Şimdi biz diyoruz ya, İmam Müslim'in İmam Bukhari sahih hadisleri toplamış. İmam Müslim sahih hadisleri toplamış. Peki bunu hemen özet yapalım. İbareyi hızlı okuruz anladığımız zaman. Peki bu İmam Bukhari'nin kitabı, İmam Müslim'in kitabı bütün sahih hadisleri içine almış mı? Yani bunların dışında bir sahih hadis olamaz mı? Bukhari ve Müslim'de zikredilmeyen, rivayet edilmeyen sahih hadis yok mudur? Yok mudur, var mıdır? Vardır hocam. Vardır hocam. Vardır. Evet. Nereden peki bulacağız onları? Nerede vardır? Veya onu niye almamış o zaman? İmam Bukhari niye almamış? İmam Müslim niye almamış kitabına sahihisi? Ya onların şartına uymamış ya da onlar yetişmemiş olabilirler. Yani Bukhari'ye yetişmemiş demek de zor yani. Bukhari, İmam Müslim rihle yapmışlar. Bunlar çok gezici. Şartlarına uymamıştır. Fıkha şartlarına uymamış olabilir hocam bunlar, kendi koydukları. Kendi koydukları şartına uymamış olabilir. O zaman sıhhat şartları nedir? O devreye girer. Evet, sıhhat. O zaman Bukhari'ye uymadıysa, yani sıhhat şartları standart değil. Öyle mi anlayacağız? Sıhhat şartları. Görüşmesi gerekmiyor muydu hocam? Bukhari'de misillikay. Evet, bizzat hocayla. Vardı hocam. Evet. Yani bu Bukhari biraz daha sıkı tutuyordu şartları. Bizzat hocayla görüşme şartını koşuyordu falan filan. Onlar gelecek. Evet. Yani bütün sahih hadisler Bukhari Müslim'dedir diyemeyiz. Tabii Bukhari Müslim'in almadığı birçok sahih hadis var. Bunlar kendi ifadelerinden anlaşılıyor. Zaten takdir edersiniz ki bütün sahih hadisleri bir kitapta toplamak zor iştir. Bir de kendi ifadeleri var. Biz diyorlar. Şimdi okuyacağız burada. Bütün sahih hadisleri almadık. Yani hem bu hacim olarak kitap artar, bir de bir bapta bu konuyla ilgili sahih hadis aldıktan sonra başka sahih hadisleri almaya ihtiyaç duymamışlar. Yani o bölümün hakkı verilmiş. Tamam, o konuda bir malumat oluşmuş. Tamam, ondan sonra bütün sahih hadisleri, ansiklopedi tarzında bütün bilgileri sahih hadisleri toplayacağız diye bir çalışma yapmıyorlar İmam Bukhari'de.
İmam Müslim'de böyle bir iddiaları yok. Onun için Buhari Müslim'de olmayan sahih hadisler vardır. Başka sahih kitaplar var tahsunla yazılan. Onlar da bulabiliriz veya başka kitaplarda bunları bulabiliriz diyeceğiz. Evet. Hel istev'abe, istev'abe yestev'idu. Yani kapsamak, içermek, hepsini kuşatmak yani. İstev'abe es-sahiha. İstev'abe tesniye getirdi. Yani İmam Müslim, İmam Bukhari kuşatmışlar mıdır es-sahiha? Sahihlerin tamamını. Ev iltezemâhu. Veyahut da bunu üstlenmişler midir? İltezeme yani bir şeyi kendine görev edinmek, üstlenmek, vazife bilmek, o şey sorumluluğun altına girmek. Veyahut da iltezemâhu, hel iltezeme yani, bunu üstlenmişler midir? Yani biz bütün sayyaristleri bir araya getireceğiz, bu kitapta toplayacağız diye böyle bir şeyi de kendilerine görev edinmişler mi? Böyle bir garanti vermişler mi? Lem yestev'ib, lem yestev'ib yani kuşatmamıştır, almamıştır. El-Bukhari ve Müslim'in, Bukhari Müslim, es-sahiha, bütün sayyaristleri, fi sahihayhime, sahih kitaplarında, bu iki kitabında, ne Bukhari ne Müslim, bütün sayyaristleri kuşatmamıştır, hepsini almamıştır. Vela iltezemâhu, vela iltezemâhu, tabi geçişte. Yani bunu da kendilerine görev edinmemişler, bunu da üstlenmemişler. Yani böyle bir garantileri de yok. Biz bütün sayyaristleri bir toplayacağız diye bir şey de dememiştir. Fakat قال البخاري, İmam Buhari şöyle demiş: "Ma adhalt fi kitabi el-cami'." Bu cami' kitabıma almadım. İlla ma sahha, ancak sahih olanları aldım. Yani sayyaristleri topladım. "Ve taraktu min es-sahahi" ve taraktu bıraktım min es-sahahi sayyaristlerden yani bir kısmını da bıraktım. Niçin? Lihalit tuli. Şurada tabii ki bu hareket yanlış. Lihalit tuli. Yani uzatma, uzun olma halinden, durumundan dolayı kitabın çok uzayacağı korkusundan ne yaptım? Sayyaristlerin tabii bir kısmını bıraktım diyor. Yani dışarıda bıraktım. Bütün sayyaristleri alma gibi bir şeyi bakın üstlenmiyor öyle bir görev. Öyle bir iddiası da yok yani. Evet. Ve kâle Müslüm'ün, İmam Müslüm ne demiş? Leyse küllü şeyin indi sahihun ve da'tuhu. Leyse, değildir diyor. Küllü şeyin indi sahihun. Küllü şeyin, her şey indi bana göre sahihun. Sahih olan her şey değildir. Ne değildir? Ve da'tuhu hâhuna. Onları buraya koymuş değilim. İşte burada ibarede biraz tabii takdim tehir var. Yani bu mesela vada'yı, bu vada'tu diyor ya, bunu bu aslında menfi. Burada bunun nefi edatı da leysedir burada, geride. Yani ma vada'tu gibi anlayabiliriz ibareyi baştan. Hani böyle kurgularsa. Ma vada'tu. Ma vada'tu külle şeyin indi sahihun yani sanki. Ma vada'tu külle şeyin indi sahihun. Bana göre sahih olan her şeyi koymadım. Hâhüne almadım, koymadım. Hâhüne bu kitaba. Sahihe. Yani bana göre sahih olan hadislerin tamamını bu kitaba almadım diyor İmam Müslim. İnnemâ vada'tu, koydum, aldım. Mâ ecme'u aleyhi. Mâ, öyle hadisleri ki ecme'u aleyhi. Üzerine icma ettikleri, sahih olduklarını herkesin söylediği icma ile, yani o dönemin tabi muhaddislerini kastediyor, büyük imamlarını kastediyor. Ben gittim diyor, onlara danıştım. Sahih hocam, herkesin bu genel kabul ettiği hadisleri buraya aldım diyor. Evet, buyurun. Buradaki vav haliye değil mi? Yani ma olmasa da olur mu acaba? Hocam neredeki vav? Vada'tu. Hocam oradaki fiil naslı ya. Vada'a fiili o. İnnemâ vada'tu, bak diye devamında da öyle diyor ya. Vada'a yada'u fiil. Yani burada iki tane vav olsa, hani bir tane daha olsa belki ve vada'tu falan da o fiilin aslından yani. Ama bu fiilin aslı, doğru doğru hocam. Doğru. Ha, vada'a fiili var tabii, o vav şey değil yani. Atıf veya o zaman sahihunun sıfatı mı diyelim cümle olarak? Leyse kullu şeyin indi sahihun vada'tuhu hâhüne. Yani burada sanki şöyle oluyor. Leyse
Tamam. Küllü şeyin indi sahihun ismi oluyor. Vada'tu cümlesinde haber oluyor leysa. Yani leysa değildir. Ne değildir? Küllü şeyin indi sahihun. Benim yanımda bana göre sahih olan her şey değildir. Nedir değil? Yani burada sanki işte haber. Vada'tu cümlesinde haber yaparsak leysin haberi. Nedir değil? Yani bunlar ne değildir? Vada'tuhu hâhına. Ben bunları buraya koymuş değilim. Evet. Yani bu şekilde anlayabiliriz. Evet. İnneme vada'tuhu mâ ecme'u aleyhdet. Burada ne anlatmaya çalışıyor? Yani Bukhari Müslim bütün sahih hadisleri almamışlar. Böyle bir iddiaları da yok. Onun için bize işte birisi bir hadis okuduğumuz zaman işte hemen ne diyor vatandaş? Bukhari'de var mı diyor. Adam hayatında Bukhari'yi görmemiş. Bir kitabını açmış. Ne yani ismini bile bilmez. Bukhari diyor. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari. Kitabı görmemiş, kitabı eline almamış. Diyor ki bari Bukhari'de var mı? Yoksa ne olacak? Ha, demek ki uydurma. Böyle bir tabii çok tehlikeli, cahilce bir anlayış da var. Evet. Hel fâtehümen. Vaktimiz ne kadar? Bir başlık daha okuyalım. Hel fâtehümen şeyün ketirun ev galilun minessahih. Yine sahih ile ilgili konulara devam ediyoruz. Yani hel fâtehüme İmam Bukhari ve Müslim'i kaçırmış mıdır? Ne kaçırmış mıdır? Şeyün ketiyorum. Çok şey. Yani onların kaçırdığı çok şey var mıdır anlamında? Fâte biliyorsunuz böyle kullanılıyor. Fâtetni salatul asr diyor mesela. Fâtetni salatul asr. İkindi namazı beni kaçırdı. Yani ben ikindi namazını kaçırdım aslında. Hel fâtehüme şeyün ketiyorum. İmam Bukhari çok şeyi kaçırmış mıdır? İmam Bukhari ve İmam Müslim. Ev galilü mine sahih veya bu işte kaçırdıkları almadıkları yani kaçırdı dediğimiz almadığı sahihler az mıdır çok mudur? Bunun şimdi sorguluyor. Çok önemli bir konu değil ama söylüyor işte. Galil Hafız İbnül Ahram demiş ki İbnül Ahram diye bir alim muhaddis. Lem yefüt hüme illel kalil. Yani Bukhari Müslim'in almadığı kaçırdığı hadisler çok azdır demiş. Kalil. Ve ünkira hâde aleyhi. Kimiyle çıkmış itiraz etmiş. Hayır öyle az falan da değil demiş. Evet. Yani var hatırı sayılır var tabii. Çok çok az da değil. Ve sahih ennehu. Ha, burada şimdi diyor ki müellif yazarımız sahih doğru olan ennehu şudur ki fâtehumâ şeyün ketir. Yani Bukhari Müslim'i kaçırdı. Yani kaçırdı derken hani noksanlıklarından değil. Yani, almadıkları sayılır ister çoktur diyor. Fakat nukil anil Bukhari ennehu İmam Bukhari'nin kendi sözü var çünkü. Ve mâ taraktu minessahâhi ekter. Ve mâ taraktu minessahâhi ekter. Ve mâ taraktu benim bıraktığım minessahâhi sayılırlardan bıraktıklarım nedir? Ekter o çok. Çok yani sayıya salmadım diyor bu kitaba. Ve kâle yine şöyle demiş İmam Bukhari. Ahfadu mi'ete elfi hadithin sahihin. Ben diyor 100.000 sahih hadis ezberledim. Ve mi'ete elfi hadithin gayri sahihin. 200.000'de zayıf vesaire böyle sıkıntılı hadisler rivayet ezberledim. O zaman 100.000 ezberlediyse sahihte ne kadar var? 4.000, 7.000 vesaire yani. 100.000 nerede? 4.000, 7.000 nerede? Demek ki almadığı çokça var yani. Tabii bunlar 100.000 derken 100.000 tane ayrı metin diye anlamayın. Onları da yine ifade edecek. Her zaman yani hadisçinin rakam verdiği rakam metinle ilgili değil. Senet farklılaştı mı oraya bir rakam atıyor hadisçiler. Bir hadis 10 farklı yoldan geldiyse hepsini o tarıkların hepsi ayrı bir hadis olarak değerlendirilir. O 10 hadis demektir. Tek hadis değildir. Metin üzerinden değil yani senetler üzerinden. Evet. Şimdi de İçerisindeki hadis sayılarına zaten değindik. Ne kadar hadis var diye işte onları söyleyecek. Evet. Yani tekrarlar da var evet. Yani tekrarların almadığı tekrarlar da olabilir demiş. Tabii bunların mükerrer olanlar da var almadıkları içerisinde. Onlar da var ama hepsi de mükerrer değil tabii. Şimdi mesela mükerrerlerin sayısını da söyleyecek. Kem iddetul ahadîti fî kulli minhumâ. Bukhari ve Müslim'in sayılarının her birindeki hadislerin sayısı kaçtır? El-Bukhari'yü cümletü mâ fîhî 7275 hadîten. Ne yaptı? 7275 diyor. Bil-mükerrarati. Tabi mükerrerlerle beraber 7275. Ve bi-hâzfil-mükerrarati. Yani tekrarlanan hadisler. Dedi ki çok tekrar edebiliyorlar hadisler. Ve bir hadfil mükerrerati, mükerrerlerin tekrarıyla, çıkartılmasıyla, hazfıyla onları çıkartırsak nedir? Ne kalır geriye? Erba'a teala 4.000 dolayında bir hadis kalır diyor. Ondan sonra bunları çıkartınca 4.000'e iner diyor. Evet. Yani rakamlar değişebiliyor baskılara göre ufak tefek.
Ama 4000 dolayında farklı sayılar var. İmam Müslim ne peki? İmam Müslim cümletü mâ fîhî. İmam Müslim'deki hadislerin tamamı, toplamı 12.000, yani 12.000 hadis var. Mükerrereti mükerrerlerle beraber. Ve bi hâdfil mükerrereti nehu 4000. Bu da yine mükerrerler hasf olunca bu da 4000'e iniyor. Evet. Ya burada İmam Müslim şöyle yapıyor. Yani bir konuda hadis verdikten sonra diyor ki bu hadis şu yollarla da, şu sahabiyle, şu tabiin, şunlarla da rivayet edilmiştir diye 2-3 senet, bazen 4-5 senet daha veriyor. İşte o mükerrer dediği onlar aslında. Yani metni yoksa çok tekrarlanmıyor. Sadece hadisin farklı varyantlarında denir, farklı senetlerini zikrediyor. Onun için oralara da rakam verildiği için, hadisler onlar farklı bir rivayet saydığı için rakam bu şekilde böyle şişmiş gibi görünüyor, 12.000. Yoksa metin olarak değil yani. Farklı senetlerini zikrettikçe o rakam artmış. Bir hadis veriyor, iki tane daha senedini veriyor mesela. Rakam ne oluyor? 2-3 katına çıkıyor. Evet. Peki, şimdi dedik ki Buhari Müslim bütün hadis sayı hadisleri almıyor. Tamam, amenna. Kendileri de öyle diyorlar. Peki nerede bulacağız? Buhari Müslim'in almadığı ama sayı olan hadisleri nereden bulabiliriz? Nereden toplayabiliriz? Eyne necidu? Nerede buluruz? Bakiyyetel hadife sahih, geri kalan sayı hadisleri. Elleti fâtetil Buhariye Müslüman. İmam Buhari Müslim'in almadığı, bıraktığı, terk ettiği diğer sayılısları nereden bulacağız? Neciduha, onları buluruz diyor. Fil kütübil mu'temeleti el meşhurati. Meşhur, muhtemel, yani güvenilir kitaplarda bulabiliriz. Ne gibi mesela bu kitaplar? Kesahih İbn-i Huzeyme'te. İbn-i Huzeyme'nin sahihi. İbn-i Huzeyme 311 vefatlıydı herhalde. Aynı zamanda şeye de, bu İbn-i Huzeyme İmam Bukhari'ye de yetişiyor. Yani çocukluğunda İmam Bukhari'ye de yetişmiş. O sahih İbn-i Hibban. İbn-i Hibban'ın sahihi. İbn-i Hibban da 354 vefatlı hicri. O da zaten İbn-i Huzeyme'nin talebesi. Meşhur talebelerinden. Ve Müstedrek'il Hakim Enneysaburi vardı ya, geride adı geçmişti. Onun Müstedrek kitabı. Bu hakim kaç vefatlıydı? 405. Hicri 405 vefatlı. Bunların hep arasında var yani. O Hakim Nesaburi de İbn-i Hibban'a talebelik yapmış. Bunların aralarında bir hoca talebe ilişkileri var. Daha nerede bulabiliriz? Ve Sünen'in Erba'ati. Sünen-i Erba dediğimiz işte bu Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace var ya, dört sünen. Bir sitenin dördü. Onlarda da sayılistler olabilir ama Buhari Müslim'de olmayan sayılistler. Ve Sünen-i Darakutni. İmam Darakutni'nin süneni var. İşte 3 cilt haline falan basıldı. 5 cilt, 3 cilt. Burada da yer yer sayılar bulunabilir diyor İmam Darakutni. Darakutni ne zaman vefat etti? 385 olması lazım. Ve Sünen-i Beyhaki, İmam Beyhaki'nin süneni var. İşte Sünen-i Kübra'sı diye geçiyor. Başka kitapları da var tabii. Beyhaki de kaç vefatlı? 458 bence. 58, evet, doğru. İmam Şafii'nin mezhebini yayan kişi demiştik ya. İmam Beyhaki'nin de Sünen'de bulabiliriz diye. Ve gayrı başka kitaplarda da tabii ki olabilir. Burada tabii bu kitapların içerikleri, hani bu başlıkta verdik ya kitapları. Bunların içerikleri birbirlerinden farklıdır yani. Sahih dedi ya, Sahih İbn-i Huzeyme. İbn-i Huzeyme'nin sahihi, sahih hadisleri toplama adı üstünde. O niyetle yazılmış. Ama tabii eleştirilen çok hadisler var. İbn-i Hibban da öyle, talebesi. O da ne yapmış? Ben demiş, sahih hadisleri toplayacağım. Ama onun kitabı da çokça eleştirilmiş. Müstedrekül Hakim, Hakim niye bu kitabı yazmıştı? İleride gelir belki o da. Dedi ya, Buhari Müslim'in şartlarına uyup da onların almadığı hadisleri ben alacağım diye yola çıktı. Müstedrek, istidrak edilen, yani istidrak telafi edilen demek. Ama çok çok zayıf hadisler var. Hatta uydurma denilen mazlumun hadisleri bile var. O herhalde bir başlık gelecek. Diğer sünenler, bundan sonrakiler, sünenler var ya, sünen erba dediği ve Darakutni, Beyhaki, buraya işte bir hocamız darimi yazmış. Onu da sokabiliriz, sünen-i darimi. Bunların tabii hepsinin sahih olması amacı yok bu kitaplarda. Bunlar fıkhi bablara göre hadisleri toplamışlar. İçerisinde hasenler var, zayıflar da.
var tabii ki. Ama yer yer Buhari'nin üstünde olmayan bazı sahihleri de burada bulabiliriz. Senet itibariyle bakıyoruz. Bu beş şartı taşıyor. Onları da bu kitaplardan bulabiliriz. Evet. Şimdi o kitaplar hakkında bir cümle söyleyecek. Vela yekfi, yetmez diyor. Yeterli değildir. Ne? Vücudul hadithi, bir hadisin bulunması. Nerede? Fi hadihil kütübi. Bu kitaplardan birisinde. Yani bir hadise sahih denmesi için bu kitaplardan birinde zikredilmesi yeterli olmaz diyor. Yani bir hadisi diyelim ki hakimin kitabında gördük, Beyhaki'nin kitabında gördük. Ha, bu hadis sahihtir diyebilir miyiz? Diyemez. Peki ne yapacağız? Ve labud de gereklidir diyor. Ne? Minet tansisi nas. Yani ifade, açıkça ifade diyelim. Açıkça ifade. Açıkça ifade edilmesi gerekir. Yani tansis o demek. Yani böyle üzerine vurgulayarak bir şeyi belirtmek. Minet tansis ala sıhhatihi. Onu, o hadisin sahih olduğuna dair açık bir ifade görmemiz lazım kitapta. Mesela Beyhaki hadisi rivayet edecek, sonra diyecek ki hada hadisim sahih falan, böyle bir şey ifade kullanmaları lazım. Ama şu kitaplar hariç, illa fi kitabi men, öyle kimsenin kitabı hariç ki şerata, şart koştu. Neyi şart koştu? El iktisara, yetineceğini. Ne üzere yetinecek? Ala ihraci sahih. Sadece sahih hadisleri ben ihraç, yani rivayet edeceğim. Tahriç, ihraç, aynı bunlar. Ben sadece sahih hadisleri rivayet edeceğim, kitabımı alacağım. Bunu şart koşuyorum kendime. Bu şekilde kitaba başlıyorum diyenlerin, bunlar hariç, bunların kitaplarındaki hadisleri direkt sahih kabul edebiliriz mi acaba? Kesahih İbn-i Huzeyme. İbn-i Huzeyme'nin sahihi gibi. Adı üstünde sahih diyor ya, İbn-i Hibban da öyle. Sahih İbn-i Hibban, sahih İbn-i Huzeyme. Bunlar ne diyorlar kitaplarına? Sahih ismini vermişler. O zaman bunların ayrıca her hadisin sonunda bu hadis sahihtir, bu hadis sahihtir demelerine gerek var mı? Yok. Zaten adam kitabı sahihleri toplayacağım diye o isim vermiş, hadisleri getirmiş. Demek istiyor ki ben bu kitaba hangi hadisi alırsam hep sahihtir. Ama biz bunları alırken işte İbn-i Huzeyme'den, İbn-i Hibban'dan, İbn-i Hibban'dan bunları alırken bunları hemen sahih diye mi alacağız? Şöyle, yani bunları sadece İbn-i Hibban ve İbn-i Huzeyme için diyorum. Bunlar sahih şartıyla, sahih adıyla toplanmış kitaplar. Ama o muhaddislere göre, yani İbn-i Huzeyme'ye göre bu hadis sahihtir. İbn-i Hibban'a göre bu hadis sahihtir. Onların sıhhat anlayışı nasıldır? Farklıdır. Yani onlar hasen hadisi de mesela sahih sayıyorlar. Onlar hadisi ikiye ayırıyorlar. Hadis ya zayıftır ya ya sahihtir. Hasen Arabi mertebe yok mesela. Daha yani bu sıhhat şartlarında daha esnekler diye. Tamam mı? Daha toleranslı davranıyorlar. Onun için bunların her sahih dediği diğer muhaddislere göre sahih olmayabilir. Bunlara göre hasen olur. Hatta zayıf olabilir. Şartları çok esnek. İbn-i Hibban ve İbn-i Huzeyme. Tamam mı? Onun için bunların sahih dedikleri tamam, kendilerine göre sahihtir ama çoğu alim bunu kabul etmeyebilir. Onun için hani Buhari Müslim'in sahihleri gibi değil. Bu İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban'ın sahihleri. Buhari Müslim gibi böyle şartları tam sağlayan, herkesin kabul ettiği, ittifak ettiği sıhhat mertebesinde değiller. İçerisinde çok eleştirilen, sahih kabul edilmeyen hadisler vardır diyelim. Onlardan da ufak bahsedecek. Evet. Evet, şimdi burada yukarıda isimlerini verdiğimiz şeyler var ya, kitaplar var. Bunlar hakkında biraz bilgi verecek. Önemli şeyler. Yani burada söylenen de bu kitaplar hakkındaki önemli bilgi. Şuradan bir paragraf daha son olarak okuyalım. Ondan sonra bitirelim. Yani müstederek okuyalım. Tabii bunları tekrar edin. Tekrar ederseniz kalıcı olur, yoksa unutulur. Çünkü burada vereceği bilgiler bu kitapları tanıma adına güzel. Olmasa yani keşke vakit olsa, vakit veya yüz yüz olsa biz bu kitapları elimize alıp yani tek tek açıp bakıp herkes bir cilde alıp açsa baksa, daha üzerinde durulsa tabii daha kalıcı olur. Ama uzaktan şartlarla işte bu kadar mecbur yetiniyoruz. Ama bunları tekrarlarsanız bunlar size çok kalıcı bilgi, her zaman için yeterli bilgi olur. Evet, el kelamu ala müstedrekil hakim. Hakimin müstedreki üzerine bir kelam diyor, bir ifak cümle. Hakim neyse haberin müstedrek hakkında bir şey söyleyeceğim diyor. Ve sahib nukuzeyme ve sahib nehimban. Tamam, müstedrekil hakim. Hakim neyse haberin müstedrek kitabı neyin nesidir? Huve kitabın zahmun, hacimli, zahmun.
Yani böyle şişman demek. Yani hacimli bir kitaptır. Min kütübül hadis, hadis kitaplarına geniş hacimli bir kitaptır. Bunun farklı baskıları var. 5 cilt, 8 cilt, 10 cilt falan baskıları var. Zekara müellifuhu, müellifi hakim zikretti. Fihi bu kitapta neyi? El ehadîte sahihate. Sahih hadisleri elleti, öyle sahih hadisler ki alâ şartı şeyhayn. Şeyhayn'ın şartı üzere olan, yani Buhari Müslim şeyhayn'dan maksat. Evet, ekranımız da çizildi. Kalalım diyor herhalde arkadaşlar. Ekranı karaladılar. Tabii latife yapıyoruz da, yani bir kalalım mı? Arkadaşlar nasıl yapalım? Öyle kararlayabiliyor mu hocam? Nasıl? Cümleyi kararlayabiliyor mu? Cümleyi bitirin isterseniz hocam, en azından Sahih İbni Hibban'a kadar. Şöyle yapayım. Burayı ben o zaman Türkçe birkaç cümle söyleyeyim. Burada duralım. İbare şeyden devam ederiz. Ya haftaya Müstedrek'ül Hakim, yani ibare olarak burada kalalım. Burada kaldık. Müstedrek'te birkaç cümle söyleyeyim, bitirelim o zaman. Yani Müstedrek çünkü çok önemli. Hatta bunu Diyadan maddesini de, yani ansiklopedisini okusanız, bu çünkü size çok karşınıza çıkar. Hatta sorulur yani. Sınavda olabilir, başka bir ortamda. Müstedrek nedir? Çünkü Türkçe kaynaklarda da çok hakim müstedrek, hakim müstedrek deyip geçip gidiyor. İsmini karşılaşırsanız. Müstedrek, Hakim'in Hesabörü'nün Bukhari ve Müslim'in sahihler üzerine yaptığı bir çalışma. Hakimin amacı ne burada? Diyor ki, Bukhari Müslim kitaplarında sayı hadisleri toplayacağını söylediler. Topladılar. Tamam, anladık. Bunlar bütün sayı hadisleri aldılar mı? Almadılar. Ben de diyor, onların almadıkları ama onların şartlarına uyan hadisleri toplayacağım. Diyeceğim ki bu işte Bukhari Müslim'in şartı üzeredir ama Bukhari almamıştır. Yani Bukhari Müslim'in şartı olacak. Tabii ki sahihte, yani onların kendi kitaplarında bulunmayanlar olacak. Peki burada birincisi şartları nedir? Bukhari Müslim'in şartını kim söyledi ki? Neye göre hakim topluyor? Ne Bukhari'den ne de Müslim'den benim şartım şudur diye bir ifade yok. Benim şartım işte hadisleri şöyle şöyle almaktır falan, böyle bir ifade yok. Çok bilgi kırıntıları, çok ufak ifadeler, bazı işte çıkarımlar diyelim var. Ama kesinlikle genel bir şart ifadesi hiçbirinde yok. Bir kere bu şart ifadesi tartışmalı. Şarttan ne anlayacağız, ne anlıyoruz? Hakim Neysaburi ne anlamış? Kendi de Hakim Neysaburi de bundan ne anladığını söylemiyor. Yani demiyor Bukhari'nin şartı şudur, Müslüm'ün şartı şudur demiyor. Sadece hadisi rivayet ediyor. Diyor ki bu Bukhari'nin şartı üzeredir, Müslüm'ün şartı. Ama görünen o ki Hakim Neysaburi bundan şeyi kastediyor. Ricali kastediyor. Senet var ya. Senet zincirini aynı görüyor. Bu senet ravi zinciriyle bir hadis gelmiş, hemen onu da alıyor oraya. Diyor ki bu Bukhari'nin şartına göredir, bu Müslim'in şartına göredir. Yani daha çok rical üzerinden gidiyor. Tabii kitabın üzerine çalışma yapanlar İmam Zehebi olsun, başkaları bunları söylüyor. Ama her zaman dedik ya, yani sırf konuyu rical, o ravi zinciri üzerine tutup da tamam bu senetle geliyorsa bu da aynıdır, bu rivayet de aynıdır, bunu da alalım, bu da Bukhari hadisi gibidir, bu da Müslim hadisi gibidir demek ne kadar doğru. Çünkü onun başka parametreler de var. Yani başka kriterler de var. Tamam, senet aynı da bu ravi bu hocadan hangi yılda almış? Hocanın hangi döneminde almış? Mesela aynı ravi, diyelim ki bir ravi işte İbn Uleyye diye bir ravi var. Bu ravi ömrünün sonlarında işte artık karıştırmaya başlamış. İhtilat dediğimiz işte hadisleri artık unutuyor, karıştırıyor. Acaba bu ravi o hocasından aldığı hadislerin bir kısmını, yani karıştırmaya başladıktan sonra aldığı hadisler de var. Onları mesela İmam Bukhari Müslim almamış ama İmam Müslim ihtilata falan bakmamış. Aynı zincirle geliyor diyor, aynı senetle geliyor diye almış. Mesela çok detayları var cerh tadil konusunun, yani senet ittisal muttasıl mı değil mi konularının çok detayları var. Mesela diyor ki falan işte Abdullah bin Vehb İmam Malik'in talebesidir. Tamam. Ama diyor ki İmam Malik'ten işte Basra'da aldığı hadisler zayıftır. Ama diyelim ki Medine'de aldığı hadisler sahihtir diyor. Birisi zayıf, biri sahih. Niye? Orada bir sıkıntı olmuş. Yani orada yazacak bir şey bulamamış. İşte atının bilmem devesinin işte tahta bir yerine yazmış. Eğer neyse. Gelirken işte bir şeyler olmuş falan filan. Yani çok farklı şeyler var. Onun için diyorlar ki bu adamın, onu bile tespit etmişler. Diyorlar ki Basra'da hocasından Basra'dayken aldığı hadisler şunlardır, bunlar sıkıntılıdır.
Ama Şam'da normal hocasından çok hadis rivayet etmiş veya Medine'de onlarda hiçbir sıkıntı yok. Yani böyle inceleyip sık dokunmuşlar. Aynı ravi zinciri diye alırsan onu oraya hata etme ihtimali tabii ki artar. İşte rical üzerinden gitmek onun için başka kriterler de arada olduğu için her zaman doğru sonuç vermez. Yani bu dedik ya teşbihte hata olmasın, fabrika gibi değil yani. Buradan verdiğin hep aynı çıkıyor. Fabrikasyon mal hepsi standart çıkıyor, öyle değil. İnsan unsuru var arada. Farklı zamanda almış, farklı mekanda almış. Farklı zaman olması işte hocanın yaşlılık anı başka, gençlik zamanı başka. Hoca görüşlerinden, bazı görüşlerinden dönmüş olabilir vesaire. Bazı hadisler değişiklik yapmış olabilir. Hepsi bunların tespit edilmiş. Bunların hepsinin değerlendirilip ondan sonra Bukhari'nin şartı, Müslim'in şartı falan demek gerekir. Bu da zor bir iş. Onun için çok çok eleştirilmiş. Hakim Neysabur'un kitabını en kapsamlı çalışma İmam Zehebi yapmış. Telhis diye isimleniyor. Telhisül İmam Zehebi. Orada zaten nüshalarda da Müstedrek'in altlarında o baskı var. Orada İmam Zehebi değerlendirmelerde bulunuyor. Bu diyor mesela hakim buna sahih diyor. Doğru sahihtir diyor. Bazen hayır sahih değildir. Bazen uydurmadır diyor. Hatta bu mevzudur diyor. Sahih bırak. Yani bir dörtte bir kadar falan da bir kısmının mevzu olduğunu söylüyor. Başka söylenecek şeyler var da şimdi 22.30'da oldu. Zaten metni okurken birkaç bir şey daha var. Onları da söyleriz ama siz bir ön çalışma olması adına diye maddesinden okuyun. Belki katkı sağlayan arkadaşlar olur bizim unuttuğumuz yerleri. Onun için Müstedrek kitabı Hakim Nesad'ın tartışmalı bir kitap. Üzerine daha hala daha çalışılıyor. Çalışmalar yapılıyor. İçerisindeki bütün hadisler sahih denmez. Tek tek araştırılıp alimlerin verdiği hükümlere göre hareket etmek gerekir diyelim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin diyerek dersimizi bitirelim.